Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni güncellememiz geldi. Biliyorsunuz ki emülatörleri bir tık geç geliyor. O yüzden videomuzu yine geç atıyorum. Ve yine her zamanki gibi bir önceki videoyu izleyenler görmüştür. Onu izlemeyenler de hemen iyi butonuna tıklayıp girebilirler. Öncelikle kızlar izleyebilir daha fazla eğlenmesi açısından. Çünkü kadınlar gününe özel bir video yaptık arkadaşlar. Onu da dediğim gibi iyi butonuna girerek izleyebilirsiniz. Hala kanala abone değilseniz hemen aşağıya in, abone ol, bildirim butonunu aç ve like'a hemen bir yapıştır ki like sayımız artsın. Önerilenlere çıkalım. Önerilenlere çıkmak için de lütfen ama lütfen büyük harfle bakın. Hepsi büyük harfle yorum yapmayı unutmayın. Birkaç tane yapın abi. Aklınıza ne geliyorsa büyük harfle yorum yapmanız benim için çok önemli. Bunu asla ve asla unutmayın. Hemen abi videomuza geçelim. Gördüğünüz üzere lobimiz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bu lobi gelecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Zamanlı bir şekilde her zamanki gibi lobi geliyor. Ondan sonra Cem abi hemen buradan en aşağı indiğimizde şarkı geliyor. Bu müzik nasıl bir müzik hiçbir fikrim yok. Bunu siz bakarsınız. Şu an gösteremeyeceğim arkadaşlar. Ben hepsini kıstım çünkü. Onun dışında arkadaşlar hemen envantere basıyorum. Buradan ayarlar var. Ayarlara bastığımda maçlarda başlıkları gizle diye bir şey var. Nasıl bir şey bu? Hemen hızlıca anlatayım arkadaşlar. Şimdi şu anda kafamda bir şey yok ya. Maçta da aynı bu şekilde gözükeceğim. Fakat rakipte kaskım varmış gibi gözükecek arkadaşlar. Bunu neden yaptılar? Mesela ben kafamı abi hemen göstereyim. Şu tilki kafasını takmak istiyorum. Ben maçta böyle gezebileceğim. Ama rakiplerim benim kafamda kask varmış gibi görecek. Yani tamamen bu açıdan yapılan bir şey. İsteyenler bunu açar, isteyenler kapatır. Yani size kalmış bir şey arkadaşlar. Bunu da gösterelim hemen. Ondan sonra arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Hemen silahlara geliyorsunuz. Buradan işte tava ya da palla istediğinizi seçiyorsunuz ve silah seçiyorsunuz abi. Aynı benim yaptığım gibi iki tane silahla durabiliyorsunuz lobide. Bir tane tava ve bir tane de AUK olmak üzere iki tane silahım var elimde ve lobideyken. Onu da gösterdik. Ondan sonra arkadaşlar son bir şey daha göstereceğim. Daha sonra oyuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar diğer göstereceğim şey de ayarlara giriyoruz. Buradan abi videodayım istek atmayın ya. Buradan arkadaşlar grafiklere basıyoruz ve grafiklerde 90 FPS'i görüyoruz. Hoş geldin 90 FPS. Evet arkadaşlar 90 FPS geldi. Buradan 90 FPS'i etkinleştirip buradan da ayarlayıcılarınızı yaptıktan sonra oyunumuza girebiliriz. Tek kötü şey her şey silindi. Her şey gitti ama her şeyi en baştan indirmek zorunda kaldık. Biz ne yaptık? İndirdik. İndirdik. Evet internet girdi. Her neyse arkadaşlar şimdi maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çılgın ritimler diye bir şey geldi. Ve en önemlisi arkadaşlar buradayken bekleme alanındayken silah alabiliyorsunuz elinize. Böyle bir özellik geldi gerçekten güzel. Her zamanki gibi yıl dönümümüze özel eğlence parkımız geldi arkadaşlar. Burada zaten yine şuradan işte bak gördüğünüz şuradan uçabiliyorsunuz havaya oradan gidebiliyorsunuz. Buracıkta sandıklar falan oluyor ve şurada da gördüğünüz üzere hemen zıplayarak göstereyim. Şurada da sanırım orası mıydı? Hep burası pardon. Burada da arkadaşlar dans ederek işte bir şeyler kırarak falan filan puan kazanıyorsunuz. Loot atıyor falan filan. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere 3 tane runik güç gitti biliyorsunuz ki. Çok güzel alışmıştık. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Ki ben çok oynamıyordum runik gücünü. Her neyse abi gitti ama yeni bir şey geldi. Region Knight. Region mu kesiyoruz lan burada? Muhafız geldi. Hayatta kalan geldi bir de. Hadi bakalım. Ben maviyi aldım. Zero yeşil aldı. Zeus da kırmızıyı aldı arkadaşlar. Şimdi hemen Luna Park'cığımıza gidelim. Arkadaşlar haritada toplamda 3 tane mi oluyor Zeus? Aynen abi 3 tane. Bir tane bekleme alanındaki 2 tane haritada. Zaten bekleme alanına çok da giden olmaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yeni 3. yıl dönümüne özel yapılan Luna Park'ımıza gelmiş bulunmaktayız. Nahan'da böyle bir yer. Gayet güzel yapmışlar abi. Hemen öncelikle şurada sandık olması gerekiyor. Hemen şu sandığımızı açalım. Bakalım ne verecek. Hemen şuraya geldim. Açtım. Kaset veriyor. Ve silah veriyor abi bir tane. Hemen bak şurada seviye atla dedi zaten. O olaycıyı da hemen size anlatacağım. Onun öncesinde bak kas gücümüz falan. Yine her zamanki Luna Park loot'umuz güzel abi. Buraya bayağı adam atlayacak. Buradan bayağı kille falan çıkabiliriz. Diğer sandıktan M24 çıktı mesela abi. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani Luna Park... Sana da mı M24? Gayet güzel abi. Gerçekten güzel yapmışlar. Luna Park'ımız güzel. Sandıkları geçtik arkadaşlar. Hemen yukarı çıkalım şuradan. Yukarı çık çık çık. Burada da kart... Ne bu? Heh. Mosin Nugget. Arkadaşlar yeni silah. Onu da hemen gösterelim. Mosin Nugget geldi şöyle. İsmini de şurada şu şekilde gösterelim. Mosin Nugget. Keskin nişan. Aynen. 762 ile kullanılıyor zaten. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Hemen sesine de bir bakalım.
Şarjörde şöyle sniper, değişiyor. Sniper değil mi o? Aynen sniper. Bu çok canlar yakacak arkadaşlar. Bu arada şu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Bu Mosin Nagat araba tekerleğine tek atıyor arkadaşlar. Direkt tek atıyor yani. Hiç 2-3 kere sıkmanıza gerek yok. Onun haberini vereyim sizlere, yani bilgisini vereyim. Burada dans ediyorsunuz bildiğin arkadaşlar. Direkt müziği hazırla dedim. Hemen şunu da sizlere hızlıca bir göstereyim. Buradan puan toplayarak loot alıyorsunuz. Yani bir şeyler veriyor size. Bakalım ne olacak. He. Bu kadarlık yeter. Daha fazla göstermeyeceğim. Zeus yapa dursun abi. Zeus'a ne atacağını bakalım. Aa, bunları attı. Zeus Bey bunları attı. Sana da bunları attı. M4 falan filan var. Arkadaşlar böyle şeyler falan atıyorlar. Size şimdi şuraya gidelim abi. Burada neler varmış? Burada okullar falan filan var. Burayı çözemedim. Burayı bilenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar çözemedim orayı. Şimdi bir şey soracağım arkadaşlar size. Lütfen bilenler yoruma yazsın. Yardımınıza ihtiyacım var. Bakın sağ sol yaptığımda oyun takılıyor. Bende böyle bir problem çıktı arkadaşlar. Lütfen bunu yani çözebilen ya da nasıl çözüleceğini bilen varsa yorumlara yazsın abi. Benle itibarta geçsin. Onu yapalım abi. Yoksa ben böyle oynayamam yani. Çok takılıyor. Onun dışında abi burada her zamanki gibi yıl dönümüze özel bir tane fırlatma cihazımız var abi. Çok güzel, şık olmuş. Ben hemen bunu çalıştır diyorum. Yok diyemiyorum, demiyorum. Hemen şunu göstereyim önce. Abi herkesin özel gücü var ya. Şimdi benim özel gücüm bu. Bunu alıyorsun abi. Bomba gibi, tamam mı? Mesela Zeus git 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 uzağa git, uzağa git. Tamam. Dur orada abi. Mesela ben şu bombayı buraya salladım. Tamam. Zeus'un orada olduğunu bilmiyorum abi. O patlıyor, tamam mı? Ve ben Zeus'un nerede olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Takım arkadaşım da görüyor. Ama Zeus da onu gördüğümü görüyor. Anlıyor yani. Böyle gayet güzel bir şey abi bu. Zeus'u bu şekilde görebiliyorum. Bu yani benim aldığım. Benim aldığım neymiş, hemen bakabiliyor muyum ismine? Şuradan gözüküyor mu? Heh, aha da buradan gözüküyor. Tamam. Envanterden gösteriyor. Yükseltilebilir diyor bak. Yükseltilebilir'e basıyorum. Diyor ki burada yakındaki düşmanların konumunu görürsün. İkinci level seviye atlattığında bu beceri etkinleştirildiğini işaretlediğin düşmanları öldürdüğün sağlık yenileyebiliyorsun. Öldürürken sağlık yenileyebiliyorsun aynı zamanda. Bunda ise arkadaşlar ses patlaması denilen bir şey var. Düşmanları tespit ederken birikleme durumuna geç ve vurulan düşmanlara zaman içinde hasar ver. Yani ben vuruyorum rakibime. Ayrıyetten vurduktan sonra artı olarak hasar da alıyor arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Bakalım nasıl olacak. Hemen ben fırlatmaya bastım. Abi siz de fırlatmaya basın. Şu şeyi bulalım. Planörü bulalım. Arkadaşlar planörler genelde böyle kıyılarda, köşelerde çıkıyor. Yani military olsun, Severnin'in o kıyılarında falan filan. Yani belirli yerlerde çıkıyor diyebiliriz aslında ama çok fazla da bulunmuyor. Haritada yani bir 5 tane, 10 tane falan filan, daha da fazla çıkmıyor diye biliyorum. Bir planörü de sizlere gösterelim. Yeni silahımız geldi Mosin Nagat. Onun dışında da planör geldi. Başka da arkadaşlar yeni gelen bir özelliğimiz yok. Gösterdiklerimin dışında. Mesela arkadaşlar şu anda benim kas gücüm var. Bakın aha da burada görebiliyorsunuz ama benim sarı saçım var abi. Yo, çok güzel böyle güzel saçlı bir kızımız var karşımızda. Zeus benim kafamda kask var mı? Var. Aynen level 3 değil mi? Abi ben uçamıyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi siz yani sizin ekranınızda kafanızdaki şey rakip değilse kaskınız gözüküyor. Gayet güzel abi. İsteyenler açıp isteyenler kapayabilir. Asıl araba yalan geldi. Abi. Buradan çıkması lazım bu arada. Bu yoldan çıkması lazım. A few moments later. Aha buldum. Lan ışınlandım, ne oldu? Evet arkadaşlar lanet olası planörü sonunda bulduk. 1 saat sonra yani şu anda 20 dakikadır bunu arıyoruz ya. 20 dakikadır kayıttayız anasını satayım. Arkadaşlar buna biniyorsunuz, tamam mı? Bu arada dur şunu da göstereyim de bakın aha da deniz burada. Genelde deniz kıyılarında işte yolda kıyıda köşede bulunuyor. Çok nadir bulunuyor arkadaşlar ya. Cidden çok zor bulduk. Şimdi böyle bir yapısı var, tamam mı? Böyle işte yükselt, alçalt, gücü attır, gücü azalt. Şimdi gücü azalt dediğinde geri geri gidiyor. Çok da geri gitmek istemiyorum. Bak Zeus da geliyor oradan. Gücü arttır dediğinde öne gidiyor arkadaşlar. Dur şimdi gücü azalt diyelim bir. Gücü arttır dediğinde ileri gidiyor dediğim gibi. Zaten bir süre sonra da yükselt şeyi çıkıyor. Ama biz birazcık geri gidelim olmazsa. Arkadaşlar o zaman uçalım. Uçalım. Uçuruyorum abi. Gücü arttır dedim. Dümdüz gidiyoruz. Bir süre sonra bana yükselt diyecek. Yükselt işareti çıkacak bakın orada. Göreceksiniz. Aha yükselt diyor.
Böyle yükseliyoruz. Beni anladın. Beni anladın. Ve anında böyle. Aman çarpmayalım. Aman çarpmayalım hocam. Şevket abi patlıyor mu deneyelim mi? Yok. Ben de denemiyorum. Kiliseyi çarpabilirsiniz bu şekilde. Yapmayın. Bir dakika, şey kesiyor mu peki pervanesi? Bakalım. Oo, canım mı gitti? Canım mı gitti? Benzin bitti, evet. Arkadaşlar, bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Benzini var ya, emiyor arkadaşlar, emiyor. Böyle bir benzin alma yok yani. Öküz gibi benzin kullanıyor. O yüzden yanınızda benzin taşıyın eğer ki bu aracı kullanacaksanız. Şimdi gelin bakalım şu özel güçleri gösterelim. Gel abi Zero. Şimdi senin özel gücün ne mesela abi? Arkadaşlar, Zero'nun kullandığı özel güç arkadaşlar, drop'taki şu kamuflaj şeyini veriyor üstünüze. Ve başka ne yapıyor Zero şu anda? Sen ne artın oldu? Başka? Enerji içeceklerinin yanında bir şey çıktı mı? Oralarda falan. Aynen. Heh, ne o? Ne o? Kendini kamufle ediyor. He. Güzel abi. Tamam, güzel. Okey. Kaset, iki tane kasetim var. Mesela şu kaseti kullan diyeyim. Ne diyecek abi? Kaseti kullan dedim. Seviye atlıyoruz galiba. Aynen, seviye atıldık. Bir tane daha kullanabiliyor muyum? He, yeterli öge yok diyor. Tamam, iki seviye oldum mesela abi. Ben bu seviyeyi mesela şöyle attığım zaman sen kalkanını aç Zeus. Ben Zeus'u mesela bak buradan da görebiliyorum arkadaşlar düşmanın olduğunu. Bakın şurada görebiliyorum. Şevket abi bir tane at. Şevket abi. Sıkıyorum. Çok az yedin değil mi? Aynen. Aslında bu bildiğiniz rüzgar yünü gibi bu arada. Rüzgar yününün aynısı gibi. Bir tane. Ben öldüm. Onunu satayım, öldüm. Burada vur bir tane. Ben öldüm abi. Yavaş yap, ben öldüm. Çok az bu arada. Dışarıdakine göre çok az yiyoruz. Daha vurma, ölürüm. Ne yapıyorsun abi? Eda vur ya. Vurma. Mosin Nagat'la bitirdik arkadaşlar. Güzel ya. Arkadaşlar, yeni güncellemeyi beğenenler bir yorumlara kendini belli etsin. Bu arada büyük harfle lütfen bak. Büyük harfle. Çok önemli. Büyük harfle yorum yapmayı unutmayın. Like'larınıza bekliyorum. Abone olmayan varsa ellerinize hemen bir abone olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.